Hani herkese günaydın. Burası Kars merkeze 45 kilometre mesafede bulunuyor. İlk durağı Ani olarak belirledik. Ama ondan sonra Çıldır'a gideceğiz ve Kars şehir merkezi var. Bu videoda hafta sonunda Kars'ı nasıl gezebilirsiniz aslında onu anlatmış olacağız. Dikkat edin, sıkı giyinmeye özen gösterin. Sınırın sıfır noktasındayız. Şöyle ki bir Gürcü Kilisesi var. Hemen şurada bir Ermeni köyünü göreceksiniz. Ermenistan ile Türkiye'yi ayıran nehir, Aras Nehri de burada. Şu tam karşıda da Ermenistan gözetleme kuleleri var. Yani burası Ani Harabeleri Türkiye ile Ermenistan'ın kesiştiği nokta. Sınırın sıfır noktası bize göre. Buradan bir fotoğraf çekelim. Sizin fotoğrafınız. Burası da Bakireler Manastırı. Biraz zorlu yollardan inmeniz gerekecek. Şöyle göstereyim size. Ama buna değdiğini bilmenizi isterim. Ani'ye gelirseniz ufak bir yer olduğunu asla düşünmeyin. Oldukça geniş bir alan ve 2-3 saatinizi harcamanız gerekebilir. Şöyle ki örnek veriyorum. Arkamda bir kilise var. Hemen diğer tarafta da öyle. Sultan Alparslan'ın ilk namaz kıldırdığı yer de burada. Onun haricinde bir cami daha var. Yani bir sürü yapı var ve bir sürü medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer aslında burası. Aklınızdan böyle kısa bir yer ya da sadece bir yapı olarak geçirmeyin. Ben mesela öyle düşünüyordum ama yanıldığımı anladım. Bilginiz olsun sizin de. Müze kart geçiyor. Hani harabelerine girişte. Bu da bir dipnot olsun. Çıldır'a geliyorsanız etrafta bulunan turistik tesislere de uğrayabilirsiniz. Şöyle ki şu an mevsim itibariyle çok kar yok. Dolayısıyla göl de donmamış. Donduğu zaman daha keyifli olan bir yer burası. O yüzden şu an yani eğer donmadığı zaman gelirseniz gölün etrafında oturup yemek yiyebilirsiniz. İşte güzel restoranlar var. Mesela birisi Üsküp Valilik tarafından yapılmış bir yer. Şimdi göle doğru gideceğiz ama öncesinde şu yavruyla sizi baş başa bırakayım. Meraklı bu. Göl bu arada boydan boya donuyormuş. 60 santim civarında bir buz oluyormuş. O yüzden karşıdan karşıya işte at arabaları kullanılabiliyor, balık avlanıyor gibi gibi yöreye özgü şeyleri de izlemeniz mümkün. Ben sizi şöyle gölle baş başa bırakayım. Evet. Karşınızda Çıldır Gölü. Çıldır'a geldiğinizde Çıldır Gölü'ne yaklaşık 20-25 kilometre mesafede Şeytan Kalesi var. Gerçekten güzel bir yer burası. Bir köyün içerisinden gidiyorsunuz ama şöyle göstereyim size. Bakın. Manzarası da mükemmel. Yer de çok iyi. Zamanınız varsa burayı da rotanıza dahil edin derim. Selamlar. Kars'ta son günüm. Şimdi Fethiye Camisi'ne gidiyorum. Hava alanı yolunda bulunuyor. Umarım siz daha şanslı olursunuz. Çünkü ben yağmurlu bir havaya denk geldim. Beyaz örtüyü pek göremedim. Tabii mevsim itibariyle de bu. Böyle olması gerekiyor diyebilirim. Dün biraz yağdı ama onun haricinde genelde biraz serin ve yağmurlu bir hava vardı karşıda. Gelin şimdi son durağımıza gidelim. Ondan sonra da hafta sonunda Kars'ta nereleri gezebilirsiniz? Onu paylaşacağız. Görüşmek üzere.